Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum. Yine bir dolar-TL analiziyle birlikteyiz. Hafta içerisinde aktarmış olduğum analizlerimde ve özellikle hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu vermiş olduğum analizimde dolar-TL'deki geri çekilmenin sebepleri arasına yeni bir sebebin daha eklendiğini ifade etmiştim. Ve bu sebep ise Amerika Merkez Bankası Fed'in yeni dönemde önümüzdeki günlerde faiz artışlarına yönelik olan kararından bir zayıflamaya gidebileceği, faiz artış sayısını düşürebileceği ve bu durumunda özellikle doların kendi ülkesine güvenli bir limana dönüş şeklindeki niyetinden vazgeçerek gelişmekte olan, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde risk iştahını artırabileceğini dile getirmiştim. Ve bu analizlerimizde Fed'in bu karara varması, yani güvercin söylem olarak piyasada tanımlanan şekliyle böyle bir söylem tarzına dönmesindeki en büyük sebep ise Amerika'daki enflasyonda düşüş beklentilerinin ön plana çıkması, ekonominin yavaşlaması ve bu sebeplerle de faiz artışlarına gerek olmayacağı veya faiz artırmaya bir süre mola vermenin doğru olacağı yönündeki beklentiler ön plana çıktı. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerdeki dolar kendi ülkesine dönmeyeceği için bu durumda bir arz talep dengesinde doların lehine bir ihtimal söz konusu olmayacağı veya azalacağı için gelişmekte olan ülkelerin tüm para birimlerinde doların değer kaybettiğine bu hafta tanık olduk. Arkadaşlar, özellikle bu hafta daha doğrusu son 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde doların değer kaybına ve buna paralel olarak da Amerika'daki enflasyondaki düşüş beklentilerinin artmasına sebep olan bir başka etken daha ortaya çıktı. Brent petroldeki çok ciddi düşüş. Bugün özellikle, daha doğrusu haftanın son günü itibariyle Brent petrolde %5'lere yaklaşan bir geri çekilmeyle 60 dolar seviyesini, hatta 60 doların da aşağısına inmesi, ham petrol fiyatlarının, varil fiyatının da %8'lere ulaşan bir gerilemeyle 50 dolar seviyesine ulaşması, 75-80 dolar seviyelerinden başlayan geri çekilmenin bu ölçüde son dönemlerin hatta son bir yılın, 1,5 yılın en düşük seviyelere gerilemiş olması Amerika'daki enflasyon beklentilerinin düşebileceği yönündeki düşünceyi biraz daha artırmış oldu. Ve doların bu sebepten ötürü bugün biraz daha etkili bir şekilde gelişmekte olan ülkelerde değer kaybına tanık olduk. Nitekim biz de bugün 5,30 desteğini kırmış olduk arkadaşlar. Evet, 5,30 desteği biliyorsunuz son günlerde en çok konuşulan rakam, en çok telaffuz edilen rakamdı. 5,30 desteği kırılacak mı, kırılmayacak mı? Burada bir ikili dip oluşup da tekrar yukarı yönlü bir eğilim gerçekleşecek mi şeklinde beklentiler veya düşünceler vardı. Arkadaşlar, bugün 5,28,64 ile kapanmış olan bir dolar-TL kurunu görmekteyiz. Haftalık kapanışın 5,30 seviyesinin aşağısında olması, 5,30 desteğinin kırıldığı yönünde önemli bir sonuç yaratmış olacaktır. Şimdi geçtiğimiz haftanın analizinde bu haftaya yönelik beklentilerimizi dile getirirken grafiğim şu şekildeydi ve 5,37 seviyesinin bu hafta için bir pivot seviyesi olduğunu, bu seviye üzerinde kalamadıkça, bu seviyenin aşağısında bir seyir hakim oldukça 5,21-5,22 seviyelerinin ihtimal dahiline girebileceğini ve bu bağlamda da 5,30 desteğinin kırılabilme ihtimalinin son derece yüksek olduğunu ifade etmeye çalıştım. Hafta başında ABD endekslerindeki sert düşüşün etkisiyle 5,37 pivot seviyemizin üzerine bir çıkış yaşadık ve 5,44-49 seviyesindeki
İlk pivot direncimize doğru bir hareketlilik yaşandı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5.43.96 seviyesi görüldü ve ardından tekrar bu 5.37 seviyesinin, yani şuradaki 5.37 seviyemin aşağısına inme kaydıyla güçsüz seyrini devam ettirdi ve 5.30 desteği kırılmış oldu. Arkadaşlar 5.30 desteğinin kırılması durumunda olası hedef 5.20-5.22 bölgesi olacaktı. Tabii ki bunun anlık bir şekilde 1-2 gün içerisinde görülmesi beklenemezdi ve bu hafta içerisinde oluşan tablo dolar için 5.20 seviyesini artık menzile sokmuş durumda. Bu haftanın değerlerine bakacak olursak, yani önümüzdeki hafta neler olabilir sorusunun cevabına bakacak olursak, bir kez daha hatırlayalım. Dolar TL 5.28.64 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. 5.30 desteğinin altında bir kapanış oldu. Ve bu hafta için arkadaşlar takip etmemiz gereken pivot seviyemiz 5.31.86 olarak hesaplanmış durumda. Kısaca yuvarlak olarak 5.32 seviyesi diyelim isterseniz. 5.32 seviyesinin üzerinde kalamadıkça, 5.32 seviyesinin aşağısındaki seyir hakim oldukça 5.19.76 seviyesini görüyorum. Az önce zikretmiş olduğum gibi 5.20 seviyesi, 3 aşağı 5 yukarı bu bölge 5.20-5.22 bölgesi dolar için şu anda ilk teknik hedef olarak görülüyor. Evet, 5.30 seviyesinin üzerine sıçramalar yaşanabilir. Son 2 günde olduğu gibi 5.30'un aşağısına inişler oldu. 5.30'un üzerinde tutunma çabaları oldu. Ancak hafta 5.30'un aşağısında tamamlandı. Bu hafta da benzer şekilde 5.30'un üzerinde tutunma gayretlerini izleyebiliriz. Ancak 5.32 seviyesi dolar için bu hafta bir pivot seviyesidir. Bir başka söylemle bir direnç seviyesidir. Bu direnç net olarak aşılmadıkça doların yönü 5.20'ye doğru aşağı olacağı teknik kriterler itibariyle görülmekte. Şayet 5.32 seviyesinin üzerinde kapanışlar oluşmaya başlarsa bu durumda 5.30 aşağısından bir tepki oluştuğunu ve bu tepkinin de 5.32 direncini kırması durumunda ilk noktamız, ilk direncimiz, ilk pivot direncimiz 5.37. Bu seviyenin de aşılması durumunda ise 5.49 seviyesi gündeme gelebilecektir. Arkadaşlar, bu değerlerimiz, döviz çiftlerinde çok yoğun olarak kullanılan ve oldukça da başarılı sonuçlar üreten pivot sistemin hesaplamış olduğu rakamlardır. Geçtiğimiz hafta oluşan değerleri harmanlayarak bu sonuca varmış bulunuyor. Biz bu düşüncemizi teyit etmek bakımından, bu analizimizi teyit etmek bakımından bir de Fibonacci değerlerini dikkate alalım. Arkadaşlar, daha önceki analizimde de belirttiğim gibi Fibonacci çizimini bazen sizlere 3.50 civarından doların tepkisinin başladığına yönelik bir düşünceyle çiziyorum. Bazen ise 3.70'ler civarından bu tepkinin başladığı düşüncesiyle 3.70 seviyesini referans alıyorum. Her iki çizimin de farklı ama birbirine yakın sonuçlar yaratabildiğini sizlere net olarak gösterebilmek bakımından bu farklı çizimleri yapıyorum. Birazdan sizlere şu andaki çizimim 3.50 civarlarından başlayan tepkinin oluşturduğu bir Fibonacci çizimidir. Bu çizimde 5.30 seviyesinin net bir şekilde destek olduğu görülmekte. Birazdan sizlere bir başka çizim yöntemiyle de analizimi gerçekleştireceğim. 3.70 seviyelerinden başlayan hareketliliği dikkate alarak bir çizim yaparak hangi sonucun olduğunu sizlere iki ayrı grafik veya iki ayrı çizim şekliyle anlatmaya gayret göstereceğim. Bu şekilde biraz daha önümüzdeki günlerde oluşabilecek olan seviyelerin şekillenmesi bakımından sizlere fikir vermiş olabilecektir. Arkadaşlar, birinci grafiğim itibariyle şurada görmekte olduğunuz gibi %50 seviyesinde, Fibonacci %50 seviyesinde doların, dolar TL'nin 5.30.28 olarak bir desteği bulunmakta. Zaten son günlerde bu desteğin sürekli olarak duymuş bulunuyorsunuz. Bu desteğin aşağısında bir kapanış gerçekleşti bugün ve bu destek eğer artık bundan sonra bir direnç konumuna gelir, 5.30'un üzerine çıkılamaz, 5.30 bir direnç olarak etkisini hissettirirse bir sonraki teknik hedef
%61,8 seviyesine denk gelen 4,85,17 arkadaşlar. Tabii ki bu seviyeye kadar geri çekilecektir diye bir iddiada bulunmak asla mümkün değil. Zira 5 seviyesi bir psikolojik destek konumunda ve bunun öncesinde bakınız şurada görülmekte olduğu gibi 5 seviyesindeki bir desteğimizin şu iki çubuğun ifade etmiş olduğu seviyeler itibariyle de bir desteğimizin olduğunu görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar, şuralarda oluşan çok net çıkışlar, Ağustos ayının başında yaşanmış olan çok net çıkışların yaratmış olduğu boşluk, teknik analiz diliyle gap dediğimiz boşluk, her an doldurulması teknik anlamda mümkün olan bir boşluktur. Dolayısıyla bu noktaya kadar asla gerileme olmaz şeklinde bir ifadeyi kullanmamız doğru olmaz. Böyle bir iddia mümkün değil. Dolar 4,85 seviyesine kadar gerileme ihtimalini teknik olarak içinde barındırmakta. Gerilemez ayrı bir konu. Fakat böyle bir ihtimal teknik olarak mevcuttur. Piyasa gerçekleri itibariyle mevcut olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak hiçbir zaman için piyasayla inatlaşılmaz. Düne kadar doların 6 lira aşağısına düşmeyeceğini iddia eden nice ekonomistlerimiz varken bugün bu insanlarımız doların daha da aşağı seviyelere hatta 5 seviyesinin altında 4,50-4,20'lere dahi gelebileceğini artık dile getirir duruma gelmiş bulunuyorlar. Tekrar söylüyorum. O seviyelere gelir gelmez. Piyasa gerçekleri veya ekonomik durumumuz buna imkan verir veya vermez. Bunlar ayrı konular arkadaşlar. Biz teknik olarak analiz yapıyoruz şu anda. Şimdi arkadaşlar, tablo bu. 5.30 desteğimiz kapanış itibariyle kırılmış görülmekte ve 5.30 direnç olarak kalır ise bu seviyelere kadar 4.85-5 aralığına kadar bir geri çekilme ihtimali teknik olarak bulunuyor. Şimdi diğer bir çizim tarzımıza geçelim. Yani doların 3.50'den değil de 3.70 seviyelerinden hareketlendiğini dikkate alarak bir çizim gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi şuradan değil de buradan dip noktamı aldım. Ve arkadaşlar buradaki sonuç ise %50 noktamız 5.47-55 seviyesine çıkmış durumda. Yani biraz önceki grafiğimde 5.30 seviyesi önemli bir destek olarak görünürken bu grafiğimde 5.47-55 seviyesinin önemli bir destek olarak ön plana çıktığını görüyorum. Ve bu 5.47-55 desteğinin aşağısında kalındıkça ise bir sonraki hedefin şu bölge olarak, şu hat olarak %61,8 olarak görülmekte olan 5.06'yı ön plana çıkardığını görmekteyim. Affedersiniz. Şimdi arkadaşlar, hangi grafiği esas almak gerekir? Burada bu sizin bakış açınızla alakalı olan bir şeydir. Fakat ben şahsi görüş ve düşüncem itibariyle şu grafiği, yani bu ikinci grafiği esas alıyorum. Neden bu ikinci grafiği esas alıyorum? Çünkü 5.50 seviyesi bana göre son derece önemli ve kritik bir eşiktir. Ve bu 5.50 seviyesinin kırılmasıyla birlikte doların yönünün aşağı eğilim şeklinde hızlanabileceğine yönelik kanaatim oldukça fazlaydı. 5.50'nin kırılması durumunda ise durumun 5 seviyelerine yaklaşabilecek kadar gerileme şeklinde devam etme ihtimalini daha yüksek görüyordum. Bir başka ifadeyle 5.30 seviyesinin bir destek olduğuna pek de inanmıyordum. Bu düşüncem gereği ben bu grafiği daha çok ön plana çıkarıyorum. 5.47 seviyesinin aşağısında doların 5.06'ya kadar geri çekilme ihtimalinin yani şu %61,8 olarak görülmekte olan, şurada görülmekte olan bölgeye kadar geri çekilme olasılığını yüksek görüyorum. 5 seviyesinin aşağısına gelir mi? Şahsi düşüncem, şahsi kanaatim olarak 5 seviyesinin aşağısına gelmesini beklemiyorum arkadaşlar. Ancak doların ilk etapta biraz önce ifade etmiş olduğum gibi şu seviyeye kadar 5.20 noktasına kadar birinci etapta ardından da ikinci etapta 5.06'ya kadar kademeli olarak daha doğrusu 5.06'ya doğru net olarak 5.06'yı görecektir diye bir iddiada bulunamayız elbette ki. 5.06'ya doğru bir geri çekilme eğiliminin 5.20 desteğinin kırılması durumunda
devam etme ihtimalini yüksek görmekteyim. Benim için dolarda önemli kritik eşik 5.06'dır. 5.06'ya yaklaşımlarda kendi şahsi düşüncem itibarıyla bir miktar alım yapmayı düşünebilirim. Şimdi arkadaşlar, dolardaki tabloyu bu şekilde ifade ettikten sonra 5.32 seviyesinin bu hafta için bir pivot direnci olduğunu, bu seviyenin aşağısında kalınması durumunda ilk etapta 5.20, ilerleyen günlerde de 5.06'ya kadar bir geri çekilme ihtimalinin artabileceğini ifade ettikten sonra doların yıl sonuna kadar bir baskı altında kalabilme ihtimalini de yüksek gördüğümü ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bana ağırlıklı olarak doların önümüzdeki günlerde veya yıl sonuna kadar ne durumda olabileceğine dair sorular gelmekte. Ve bu soruların içerisinde en önemli olan konu ise bir dolardaki gerileme devam eder mi? İki, yıl sonuna doğru dolarda bir toparlanma yaşanır mı? Ben yıl sonuna kadar dolarda net bir toparlanmanın yaşanabilme ihtimalini biraz zayıf görmekteyim. Evet, Kasım ve Aralık aylarında önemli bir dış borç açığı, dış borç ödemelerimiz var. Fakat bunun bir şekilde karşılanabileceğini ama asıl problemin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Ocak, Şubat, Mart döneminde olacağını, hatta bu dönemlerdeki seçim harcamalarının da paralelinde tablonun iyice karışabileceğine yönelik karamsar beklentilerim var. Bunlar benim şahsi beklentilerim tabii ki. Şimdi arkadaşlar, yıl sonunun önemi nedir? Yıl sonu itibariyle doların düşük kurda olmasından istifade edecek olan birçok şirket var. Yani bilançolarını hazırlayacaklar. Düşük dolar seviyesi borçlu olan, özellikle dolar borcu olan şirketler için bir avantaj, bir makyaj yaratmış olacaktır. Elbette ki dolar girdisi olan şirketlerde kur farkını bilançolarına olumlu olarak yansıtmayı düşünecekleri için onlar doların yıl sonuna doğru, yıl sonu itibariyle daha yüksek bir seviyeden kapanış yapmasını isterler ama bilanço kapatma aşamasında yıl sonu itibariyle 31.12 itibariyle dolar kurunun düşük seviyelerde olması dolar lehine olan veya dolar kasasında dolar miktarı fazla olan veya dolar alacağı olan şirketlere oranla dolar borcu olan şirketlerimizin daha fazla olması sebebiyle hem başta devletimizin veya hazinemizin dolar borcu sebebiyle bu borç miktarının düşük görünebilmesi adına miktarın yıl sonu itibariyle çok da fazla bir yükseliş eğiliminin yaşanmayacağını düşünmekteyim. Şimdi arkadaşlar, dolarla ilgili olarak Merkez Bankası'nın bir oyuncu gibi piyasada işlem yaptığını, satış işlemleri, short işlemleri gerçekleştirdiğini BIOB piyasasında sürekli olarak analizlerimde vurguluyorum. Merkez Bankası Kasım ayı kontratları itibariyle 220 bin civarında short pozisyona sahip, Aralık ayı itibariyle ise 570 bin kontrat civarında short pozisyona sahip bulunuyor. Bu hafta itibariyle Merkez Bankası'nın ne yaptığına bakalım arkadaşlar. Bir işlem yapmış mı, yapmamış mı? Hemen Kasım ayı kontratlarımı getiriyorum. Kasım ayı kontratları itibariyle bu hafta, yani pazartesi ile cuma arasında Merkez Bankası sadece 1969-2000 kontrat civarında ek pozisyon açmış. Çok ufak bir rakam şu ana kadar açmış olduğu miktarlar itibariyle. Buradan dönüyorum. Aralık ayı kontratlarındaki tabloya bakmak istiyorum arkadaşlar. Aralık ayı kontratlarında ise Merkez Bankası'nın herhangi bir işlem yapmadığını görüyorum. Şimdi arkadaşlar, son analizlerimde ifade ettiğim gibi Merkez Bankası son dönemlerde short pozisyon açma işlemlerine ara vermiş durumda veya çok küçük miktarlarda pozisyon açıyor. Yani elindeki pozisyon miktarını artırma noktasında bir eğilim içerisinde değil. Şimdi Merkez Bankası'nın short pozisyonlarına ara vermiş olmasını artık dolardaki geri çekilme eğiliminin azaldığı şeklinde de yorumlamak mümkün olabilir. Sıklıkla gelen bir soru olarak Merkez Bankası elindeki pozisyonları kapatmak istediği zaman, tabii ki bu short pozisyonları kapatmak için alım yaparak kapatmak durumunda, bu durumda dolarda ciddi bir yükseliş yaşanmaz mı şeklinde sorularınız gelmekte. Evet, teknik anlamda eldeki bu miktardaki pozisyonu kapatabilmek için bu oranda alıcının olması lazım.
ve elbette ki alıcıların bu oranda olamayacağı sebebiyle rakamların tabii ki yükselmesi gerekecektir. Fakat olayın aslı böyle değil arkadaşlar. Merkez Bankası elindeki pozisyonları kapatmak için çok olağanüstü bir durum olmamak kaydıyla piyasada alıcı bularak kapatmak yerine vade sonunu bekleyerek BIOP mekanizması gereği vade sonundaki uzlaşma fiyatından otomatik olarak kapanması yöntemini de tercih edebilir. Kanaatim eldeki bu miktardaki pozisyonun bu şekilde kapanacağı, en azından Kasım ayı kontratlarının alım yapılarak değil de vade sonundaki uzlaşma fiyatından kapatılarak nakde geçilmesi şeklinde bir stratejinin uygulanacağı yönündedir. Affedersiniz. Şimdi arkadaşlar, yine önemli bir soru olarak daha şunu gündeme getirmek gerekiyor. Deniyor ki, Merkez Bankası niçin rezervlerini bu amaçla kullanıyor? Arkadaşlar, Merkez Bankası rezervlerini bu amaçla kullanıyor derken, Merkez Bankası burada iki amacı gerçekleştiriyor. Merkez Bankası'nın birinci amacı, dolardaki yükseliş eğilimini durdurmak ve dolarda bir baskı yaratmak. Tabii ki dış etkenlerin de ve bir takım siyasi gelişmelerinin de yaratmış olduğu avantajlarla bu konuda oldukça başarılı olmuş durumda. Ancak bir ikinci nokta daha var arkadaşlar. Merkez Bankası yapmış olduğu bu short işlemiyle aynı zamanda rezervlerini tüketmek değil, para kazanıyor. Yani Merkez Bankası'nın 5.80'ler civarında Kasım ayı kontratlarında 6 seviyesi üzerinde Aralık ayı kontratlarında ve 6.40'lar seviyesinde ise Şubat ayı kontratlarında bir maliyet ortalamasının olduğunu dikkate aldığımız zaman Merkez Bankası bir oyuncu gibi işlem yaptığı için bu aradaki 5.80'lerden 5.30'lara kadar gerileyen veya 6 seviyelerinden 6.40'lardan bu seviyelere kadar gerileyen bir manzarada bir piyasa gerçeklerinde Merkez Bankası'nın para kazandığını da dikkate almak durumundayız. O halde Merkez Bankası'nın yapmış olduğu short işlemlerde bu iki avantajının, iki amacının altını çizmemizde yarar bulunuyor. Olaya sadece ve sadece rezervleri tüketmek noktasından bakmanın yanlış olduğu kanaatindeyim. Şimdi arkadaşlar, bu tabloya bağlı olarak önümüzdeki hafta içerisinde, özetlemek gerekirse, Merkez Bankası'nın nasıl bir tavır sergileyeceğini, short pozisyonlarına devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ancak bir yavaşlama içerisinde olduğunu görmekteyiz. Ama tekrar dediğim gibi 5.32 seviyesinin aşağısındaki bir seyrin hakim olduğu süreçte ilk etapta 5.20 seviyesine kadar bir gerilemenin devam etme olasılığını yüksek görüyorum. Ve 5.20 ilk etapta bir destek noktamızdır. Aynı zamanda 5.20 seviyemiz arkadaşlar aylık pivot seviyemiz olarak da karşımıza çıkan bir değerdi. Evet, şurada görmekte olduğunuz gibi 5.19.83, bu da aylık pivot seviyemiz. Dolayısıyla arkadaşlar 5.19.83, 5.20, 5.20 bölgesi ilk etapta, birinci etapta dolar TL'nin gelebileceği bir eşiktir. Bu desteğin de kırılması durumunda, kaldı ki şahsi görüşüm olarak kırılma ihtimalini biraz olası görmekteyim, yüksek bir ihtimal görmekteyim. 5.06'ya doğru, 5.10, 5.8, 5.15 bu civarlar, yani 5.06'lara yakın bir seviyeye doğru ama eşik 5.06 olmak kaydıyla geri çekilmenin önümüzdeki günlerde de devam etme ihtimalini yüksek görmekteyim. Bu konuyla alakalı olarak arkadaşlar Fed'in yaratmış olduğu esinti, Amerika'daki güvercin söylemler ve Brent petroldeki gelişmelerde dolar TL üzerindeki baskıyı veya geri çekilme eğilimini, bir başka ifadeyle doların değersizleşip TL'nin değer kazanmasını destekleyici faktörler olarak görülmektedir. Hafta içerisinde yine değişikliklere veya ekstra gelişmelere bağlı olarak dolar TL konusunda analizler vermeye devam edeceğim. Sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Beni dinleyip izlediğiniz için çok çok teşekkürlerim ve saygılarla.